Seneca, Ruh Dinginliği Üzerine. Seslendiren Ahmet Berke Candan. Sevgili Sesli Kitap dinleyicileri, bana destek olmak için ve bu tarz kitapların devamı için kanalıma henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Keyifli dinlemeler. Seneca, Ruh Dinginliği Üzerine de asayiş ve yangın söndürme işlerinden sorumlu bir kollu kuvveti komutanı olan genç arkadaşı ve öğrencisi Serenus'un bozuk ruh halini giderebilmek için bilgece öğütlerde bulunur. Ruh Dinginliği Üzerine kısa bir diyalog olmakla birlikte Seneca'nın felsefi düşüncelerini ortaya koyan en önemli yapıtlardan biridir. Serenus. Seneca, kendi kendimi sorguladığım zaman bazı zaaflarım bana açıkça görünmüştür. Elimle ulaşabileceğim kadar açık. Belirgin. Söylemeliyim ki bazıları daha karanlık ve geri çekilmiş. Bazıları sürekli değil ama gerçekten çok usandırıcı, kararsız ve bir fırsattan diğerine sıçrayan düşmanlar gibi. Bu düşmanlar yüzünden ne savaştaymış gibi hazırlıklı olmaya izin vardır, ne de barıştaymış gibi kaygısız olmaya, belli aralıklarla geri dönen zaaflar. Yine de kendimde şöyle bir durumla çok sık karşılaşıyorum. Niçin bir doktora itiraf eder gibi gerçeği itiraf etmeyeyim ki? Korktuğum ve nefret ettiğim şeylerden ne iyi niyetle kurtuluyorum ne de onlara yeniden bağımlı hale geliyorum. Çok fazla sızlanacak ve huysuzluk edecek kadar kötü bir durumda değilim. Ne hastayım ne de sağlığım yerinde. Bütün erdemlerin başlangıçta zayıf olduklarını, zamanla bunların sağlamlığın ve gücün eklendiğini söylemene gerek yok. Erdemlerin gösteriş olsun diye çaba harcadıklarını bilmez de değilim. Saygınlığın ve güzel konuşma şöhretinin ve başkasının yargısına bağlı her şeyin zamanla güç kazandığını söylüyorum. Hem gerçek güçleri sağlayan şeyler, hem de memnun etmek için hileyle akıl çelen şeyler. Zamanın uzunluğu dış görünüşü düzeltinceye kadar, yıllar boyu beklerler. Ancak ben meselelere kararlılık getiren alışkanlığın bu zaafı benim zararıma daha derine işlemesinden korkuyorum. İyi şeylerle olduğu kadar, kötü şeylerle de uzun süreli ilişki tutku yaratır. İkisi arasında kararsızlık gösteren, ne doğru olana ne de yoldan çıkmış olana cesaretle eğilen bir ruhun zayıflığı. Bu cinsten olmalı. Sana bir seferde hepsini açıklayamam. Başıma neler geldiğini sana anlatayım. Sen hastalığıma bir isim bulacaksındır. Beni aşırı derecedeki tutumluluk aşkı sarmaktadır. İtiraf ediyorum. Gösteriş için düzeltilmiş bir yatak hoşa gitmez. Çekmeceden çıkarılmış, ağırlıklarla ve binlerce zorlayıcı eziyetlerle pırıl pırıl olması için şekil verilmiş bir elbise hoşa gitmez. Ama evde kullanılan ve değeri düşük, özensiz ve sıkıntısız giyilebilen elbise hoşa gider. Ev kölelerinin hazırlamaları ve de ilgilenmeleri günler öncesinden buyurulmuş olan yiyecek ve de birçok kişinin elleriyle sağlanan yemek hoşa gitmez. Ama elde etmesi kolay ve çabuk, abartılı hiçbir yanı olmayan ve pahalı olmayan, istenildiği yerde bulunacak olan, babamızdan kalan para için ve beden için ağır olmayan, girdiği yerden dışarı çıkmayacak olan yiyecek hoşa gider. Eğitim ve öğretim görmemiş hizmetkar ve genç köle hoşa gider. Köylü bir babanın üzerinde hiçbir sanatkar ismi bulunmayan işlenmemiş gümüşü hoşa gider. Ve lekelerin çeşitliliğiyle göze çarpan, ard arda gelen, pek çok seçkin davetliden dolayı kentte tanınmış olan bir yemek masası değil, hiçbir davetlinin gözlerini zevkten alıkoymayacak ve de kıskançlıkları alevlendirmeyecek biçimde ihtiyaca sunulan sofra hoşa gider. Bu şeyleri tamamen kabul ettikten sonra, çocukları okula götüren bir kölenin gösterişi, bir gece töreni için giydirilmiş ve altına süslenmiş kölelerden ve ışıl ışıl parlayan hizmetliler sürüsünden daha istekli bir biçimde ruhumu sarmaktadır. Bundan başka, üzerine basılsa bile yine de çok değerli olan ev ve her köşesine dağılmış zenginliklerle kendi kendine parıldayan tavanlar ve kaybolmuş bir mirasın ardılı ve ortağı olan halk da ruhumu sarmaktadır. Konukların çevresinde akan berrak sular için ne söyleyeyim? Görünüşleri çevreye uygun ziyafetler için ne söyleyeyim? Tutumluluğu uzun süredir ihmal etmekte olan beni müsriflik büyük bir tutkuyla kuşatmıştır ve dört bir yanda yankılanmıştır. Görüş gücüm biraz duraksıyor. Ona karşı ruhumu gözlerimden daha kolaylıkla güçlü kılıyorum. Uzak duruyorum. Bu yüzden daha kötü değilim. Ama daha neşesizim. Değersiz şeylerim arasında o kadar heybetli yürümüyorum. Ve gizli bir öfke, onların daha iyi olup olmadığı konusunda bir kuşku giriyor içime. Bunların hiçbiri beni değiştirmiyor ama yine de hiçbiri kışkırtmıyor değil. Öğretmenlerimin emirlerini izlemek ve kamu işlerine atılmak hoşa gider. Mevki elde etmek hoşa gider. Tabii ki liktor sopalarıyla ya da erguvan renkli giysiyle baştan çıkarıldığım için değil, arkadaşlara, yakınlara ve bütün vatandaşlara, daha sonra da bütün ölümlülere daha hazırlıklı ve daha yararlı olmam için.
deneyimli ve yetkin kişiler olan Zenon'u, Kreantes'i, Krisipos'u izliyorum. Bunlardan hiçbiri siyasete yanaşmamış olmakla birlikte siyasete atılmaya izin vermiyor da değiller. Çarpılmaya alışık olmayan ruhu herhangi bir şey kışkırttığında ya her insanın yaşamında çokça bulunan şeyler gibi değersiz bir şey veya hiç de kolayca ilerlemeyen bir şey kendini gösterdiğinde ya da daha fazla değer verilmemesi gereken şeyler çok zaman aldığında inzivaya çekilirim ve hayvan sürüsüyle yorgun düştüğünüz zamanki gibi adımım eve doğru daha hızlı olur. Yaşamı kendi duvarları içine kapamak doğru görünüyor. Bu kadar yüksek bir bedele hiç layık olmayan bir şeyi ödemek için kimse bir günümü alıp götürmesin. Ruhun kendisi kendine bağlı olsun. Kendine özen göstersin. Başkası için hiçbir şey yapmasın. Bir hakeme bağlı hiçbir şey yapmasın. Resmi ve özel kaygılardan yoksun bir dinginlik beğenilsin. Ama daha yürekli bir okuma ruhu kışkırttığında ve soylu örnekler dürtülere boyun eğdirdiğinde forma fırlayıp gitmek, birisine sesini duyurmak, bir diğerine ise hiçbir şey için yararlı olmayacak olsa bile yine de yararlı olmaya çaba gösterecek bir gayreti sağlamak, başarılarından dolayı yanlış bir biçimde yüceltilmiş birinin kibirini forumda kontrol altına almak memnunluk verir. Edebi çalışmalarda konunun kendisine dikkat etmenin ve konulara göre konuşmanın ayrıca ne yolla ortaya çıkmışsa o yolla sadece bir konuşmanın kendiliğinden gelmesi için kelimelerin konulara izin vermesinin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Yüzyıllar sürecek şeyleri kaleme almaya ne gerek vardı? Gelecek kuşaklar senden söz etmesinler diye sen bunu yapmamayı mı istiyorsun? Ölüm için doğdun. Sessiz bir ölümün sıkıntısı daha az olur. Bu yüzden zamana üstün gelmek için reklama yönelik olarak değil, kendi gereksinmene yönelik olarak basit bir üslupla bir şey yaz. Günlük çalışanların daha az çabaya ihtiyaçları vardır. Zihin düşünme yeteneğinin derinliğiyle yeniden yükseldiğinde kelimelere hevesli olur. Daha yüce açıklamalar yapmaya istekli olduğu gibi güzel ifade etmeye de istekli olur. Ve konuşma yeteneği konuların değerine yükselir. O zaman kuralları ve daha kesin olan ölçütleri unutarak artık benim olmayan bir biçeme kapılır giderim. Bu iyi niyet zayıflığı her bir şeyin peşinden daha uzun süre gitmeyeyim diye. Beni her konuda izliyor. Gerçekten de yavaş yavaş tükenirim diye korkuyorum. Ya da daha huzur kaçırıcı bir şey. Ha düştü ha düşecek birisi gibi hep askıda kalırım diye korkuyorum. Ve düşündüğümden belki de daha fazlası olur diye korkuyorum. Çünkü özel meselelerimizi yakından inceleriz ve yan tutma her zaman kararımıza engel olur. Birçoklarının eğer kendilerinin bilgeliğe ulaşmış olduklarını düşünmemişlerse, kendi içlerindeki bazı şeyleri gizlememişlerse, bazı şeyleri kapalı gözlerle görmeden geçmişlerse bilgeliğe ulaşabildiklerini düşünüyorum. Çünkü bizim kendi kendimizi pohpohlamamızdan çok başkalarının pohpohlamasıyla mahvolduğumuzu düşünmene gerek yoktur. Kim kendisine doğruyu söylemeye cesaret etmiştir? Övgüde bulunanların ve pohpohlayanların arasında bulunup da kim yine de kendi kendini çok fazla pohpohlamamıştır? Böylece benim bu gidip gelmelerimi denetim altına alacak bir çaren varsa, dinginliği sana borçlu olan benim yardıma değer biri olduğumu düşünmeni rica ediyorum. Bu ruh hareketinin tehlikeli olmadığını ama yararı olan bir çalkantı da olmadığını biliyorum. Uygun bir benzetmeyle yakındığım şeyi sana ifade edeyim. Fırtınadan değil, deniz tutmasından rahatsızlık duyuyorum. O halde kötü olan bu her neyse, al götür ve yeryüzünde sıkıntıya düşenin yardımına koş. Seneca. Gerçekten de uzun bir süredir Serenus, kendi kendime soruyorum. Böyle bir ruh halinin neye benzediğini sanıyorum diye. Ve soruyorum kendi kendime. Uzun ve ağır bir hastalıktan kurtulup da, hafif ateş nöbetlerinin ve bazen hafif hoşnutsuzluklarının etkilediği insanlardan ve başka şeylerden sakınsalar da, yine de kuşkularının rahatsız ettiği insanlardan ve artık sağlıklarına kavuştukları halde doktorlara ellerini uzatan ve bedenlerinin bütün ısısını haksız yere suçlayan insanlardan başka bir örneğe rastlamış mıyımdır diye. Serenus, bunların bedeni tam da sağlıklı değildir. Ama sağlıklı olmaya çok az alışkındır. Tıpkı dingin bir denizin özellikle fırtınadan hemen sonra durulsa bile dalgalanması gibi. Bir yerde kendine karşı durmana, bir başka yerde öfkelenmene, bir diğerinde ısrarla üzerinde durmana artık alıştığımız o sertliklere böylece gerek yoktur. Fakat şuraya buraya koşuşan birçoklarının, kendi yolları etrafında amaçsız dolaşan bazılarının zıt yöndeki izlerinden hiç sapmayarak kendine güveninin olması için ve doğru yoldan gittiğine inanman için en son aşamaya gerek vardır. Arzuladığın şey ise büyük ve yüce bir şeydir ve Tanrı'ya yakın olmak sarsılmamaktır. Ruhun bu sarsılmaz temeline Grekler
Etiomia diyorlar. Bunun üzerine Demokritos'un mükemmel bir kitabı var ve dinginlik diyorum. Çünkü kelimeleri onların biçimine göre taklit etmek ve aktarmak gereksizdir. Üzerinde tartışılan şeyin kendisinin Grekçe teriminin görünüşüne değil, anlamına sahip olması gereken bir isimle gösterilmesi gerekir. O halde ruhun daima düzgün ve uygun bir akışla nasıl gideceğini ve kendisine karşı nasıl içten olacağını ve ruhun mallarına keyifle nasıl bakacağını ve bu neşesini nasıl sürdüreceğini, ne kendini yükselterek ne de değerini düşürerek ama sakin bir konumda nasıl kalacağını araştırıyoruz. Bu dinginlik olacak. Buna nasıl ulaşılabilir? Genel olarak araştıralım. Sen genel çarelerden istediğin kadarını alırsın. Bu arada bütün zaafların ortaya konulması gerekir. Buradan herkes kendi payına düşeni anlar. Aynı zamanda kendini küçümseyerek gösterişli işlerle meşgul olanlardan ve büyük unvanlar altında iki yüzlülük içinde çalışırken, istençten çok utanç duygusunun sardığı kişilerden ne kadar daha az sıkıntıya sahip olduğumu anlayacaksın. Herkes aynı durumdadır. Hem değişkenlikten rahatsız olanlar, bezginlik ve sürekli değişim tehdidi altında olanlar, bıraktıkları şey bunları daima daha çok hoşnut eder, hem de canlılığını yitirenler ve uykulu olanlar. Uyku sırasında yön değiştirme dışında başka hiçbir şekilde kendilerini değiştirmeyenleri ve yorgunluk sonucu sessizliği buluncaya kadar şu ya da bu şekilde kendilerini düzene koyanları da ekle. Yaşam koşullarını tek tek biçimlendirerek en sonunda öyle bir durumda kalırlar ki değiştirmeye karşı duyulan öfke değil ama yenilenmeye karşı uyuşuk davranan yaşlılık onların karşısına çıkar. Sabır gösterme değil ama tembellik etme hatasından dolayı hiç denecek kadar az kararsızlık gösterenleri ve nasıl istiyorlarsa değil ama nasıl başladılarsa öyle yaşayanları da bunlara ekle. Zaafın sırasıyla sayısız özellikleri vardır. Ama bir tek sonucu vardır. Kendinden memnun olmamak. Bu ya arzu ettikleri kadarına cesaret etmedikleri ya da arzu ettikleri kadarına ulaşamadıkları zaman ve tamamıyla umuda bel bağladıkları zaman ruhun taşkınlığından ve korkakça ihtiraslardan ya da yok denecek kadar az başarıya ulaşmış ihtiraslardan doğar. Hiç yerinde duramaz. Hep hareketlidirler. Çünkü kararsız kalanlar için talihsizliğe uğramak zorunludur. Her durumda kendi isteklerine eğilimlidirler. Ve kendilerine şerefsiz ve zor şeyleri öğreterek kendilerini bunlara zorlarlar. Ve ödülsüz bir iş olduğunda boşuna bir gözden düşme bu insanları azap çektirir. Kötü şeyler değil ama boş yere istemiş olmak kendilerini üzer. Sonra onlara girişimden duyulan pişmanlık ve bir işe başlamaya karşı duyulan korku sarar. Ve çıkışı bulamayan ruhun o heyecanı gizlice yaklaşır. Çünkü ne şiddetli arzularına söz geçirebilirler ne de bunlara boyun eğebilirler. Hem kendini hiç ifade edemeyen bir yaşama duyulan kuşku, hem de vazgeçilen dilekler arasında katılaşan ruhun durumu söz konusudur. Zahmet dolu talihsizliğe duyulan nefretle boş zamana ve gizli eğilimlere kaçtıklarında bunların hepsi daha da ağırlaşır. Bu gizli eğilimlere kamusal işler için yüreklendirilmiş ve yapmayı arzulu ve doğuştan huzursuz, kuşkusuz, kendi içinde yok denecek kadar az huzur bulan ruh katlanamaz. Bu nedenle meşguliyetlerin koşuşturanlara sağladığı hazları değerden düşürünce eve, yalnızlığa, duvarlara dayanamaz. Kendi kendine terk edilmiş olan kendisine gönülsüzce bakar. Buradan şu olur. Kendinden bıkkınlık ve hoşnutsuzluk. Ve hiçbir yerde durulmayan ruhun huzursuzluğu. Ve kendi boş zamanına karşı duyduğu hüzünlü ve zayıf hoşgörülük. Sebepleri itiraf etmek utanç verdiğinde ve utangaçlık, kederleri içeri sürüklediğinde dar bir alanda kapalı kalan tutkular çıkış yolu olmadığından boğulurlar. Buradan, üzüntü ve cansızlık ve gerçekleşmemiş umutların endişeli, terk edilmiş umutların melankolik saydığı, kararsız zihnin sayısız dalgalanmaları ortaya çıkar. Buradan, kendi aylaklıklarından nefret edenlerin ve yapacak hiçbir şeyleri olmadıklarından yakınanların, o ruh hali ve de başkalarındaki ilerlemeye duyulan aşırı derecede düşmanca kıskançlık ortaya çıkar. Çünkü mutsuz bir tembellik kıskançlığı besler ve kendileri ilerleyemedikleri için herkesin mahvolmasını isterler. Daha sonra da başkalarının ilerlemesinden kaynaklanan bu nefretten ve kendi ilerlemelerine ilişkin ümitsizlikten dolayı kadere öfkelenen ve çağından yakman ve tenha köşelere çekilerek kendinden bıkıp canı sıkılıncaya kadar cezasını kara kara düşünen ruh gelir. Çünkü insan ruhu doğası gereği atılgandır ve harekete eğilimlidir. Her türlü canlanma ve kapılıp gitme fırsatı onun hoşuna gider. Ama en kötülerin ve uğraşları sonucu bile bile mahvolanların daha çok hoşuna gider. Bazı yaraların kendilerine zarar verecek elleri arzulamaları ve onların dokunuşundan hoşlanmaları gibi bir şey kışkırttığı zaman bedenlerin çirkin kaşıntısı hoşa gider.
arzularının tıpkı kötü yaralar gibi yardığı bu zihinlere, zevkin içinde zahmet ve sıkıntı bulunduğu için başka bir şey söylememişimdir. Bazı şeyler de vardır ki, bedenimizi bir acıyla memnun ederler. Kendini döndürmek ve henüz yorgun olmayan gövdeyi kımıldatmak ve bir durumdan bir başka duruma geçmek gibi. Homeros'un, Akilles'un kah başı önde, kah kayıtsız, kendi kendini çeşitli durumlar içine koyan türden biridir. Çünkü hiçbir şey uzun süre katlanmamak ve değişiklikleri çareymiş gibi kullanmak hasta bir adamın özelliğidir. Ondan sonra yolculukları üstlenirler ve aşılamayan kıyıları dolaşırlar ve onların tehlikeli değişkenliği kah denizden kah karadan hep var olan koşullarla yarışır. Haydi şimdi kampanyaya gidelim. Artık zevk veren şeyler de bıkkınlık verici olur. Yabanıl yerler görülsün. Brutti ve Lucania'yı koyaklarını izleyelim. Sefahate düşkün gözlerin korkunç yerlerin kirliliğinden kurtulacağı çöller arasında yine de hoş şeylere gereksinim duyulur. Tarentum'a gidilsin. Övülen limanına ve kışları daha ılımlı olan iklimine ve de insanı eskiden beri yeterince çok olan bölgeye. Kulaklar uzun süredir gürültü ve patırtıdan uzak kaldılar. Şimdi artık insan kanından zevk almakta hoşnut etmektedir. Artık rotamızı kente çevirelim. Bir yolculuktan hemen sonra bir başkasına başlanılır ve görüntülerle yer değiştirir. Lucretius'un dediği gibi, herkes bu şekilde kendinden kaçar. Ama eğer kaçmazsa neye yarar? Kendi kendini izler ve kendi kendinin en etkili yoldaşı olarak kendini zorlar. Böylece kendisinden dolayı zahmet çektiğimiz zaafın mekanlara değil, kendimize ait olduğunu bilmemiz gerekir. Ne işimize, ne eğlencemize, ne de başka herhangi bir şeye uzun süre katlanamayan bizler, her şeye katlanmaya yöneldiğimiz zaman zayıflarız. Bu bazılarını ölüme sürüklemiştir. Çünkü tasarılarını sık sık değiştirerek aynı şeylere geri dönmüşler ve yenilik için yer bırakmamışlardır. Onlar için yaşam ve dünyanın kendisi iğrençlik dolu olmaya başlar. Ve çürüyen zevklerden şu akla gelir. Aynı şeylere ne zamana kadar katlanacağım? Bu bezginliğe karşı hangi yardımı kullanmak gerektiğini düşündüğümü soruyorsun. Athenodorus'un söylediği gibi, olaylarla ilgili eylemden ve devlet yönetiminden ve vatandaşlara ait görevlerden uzak durmak en iyisidir. Çünkü bazılarının günü güneşlenerek ve beden egzersiziyle ve bedenine özen göstererek geçirmesi ve günün büyük bir kısmında kaslarını ve kendilerini bütünüyle adadıkları enerjilerini beslemek için daha fazla zaman ayırmanın koşucular için çok çok yararlı olması gibi. Ruhunu siyasi işlerle ilgili çekişmeleri hazırlayan sizler için de tek bir işle uğraşmak en güzelidir. Çünkü genel ve özel işleri yeteneğiyle yöneterek kendini resmi görevlerin ortasında bulan kişi, vatandaşları için ve ölümlüler için kendini yararlı kılmak niyetinde olduğunda hem pratik yapmış olur hem de yararı dokunur. Ancak der, insanların bunca taşkın tutkuları içinde hilekarlar doğruları bu derece daha kötüye çevirirken güvenilir bir içtenlik neredeyse hiç bulunmaz. İmdada yetişenden çok engel olan her zaman için daha fazla bulunur. Forumdan ve kamu yaşamından uzak durulmalıdır. Ancak yüce bir ruh kendini ne zaman özel yaşamda özgürce ifade edeceğini de bilir. Aslanların ve hayvanların gücü kapalı yerlerde baskı altında tutulabilir. Ama en önemli eylemleri görevden ayrıldıklarında gerçekleşen insanların gücü baskı altında tutulamaz. Bununla birlikte nerede olursa olsun boş zamanını gezecek ve tek tek kişilere ve bütün insanlara zekasıyla, sesiyle, yargısıyla yararlı olmayı isteyecek kadar pusuya yatmıştır. Çünkü sadece adayları ortaya çıkaran ve suçluları destekleyen ve barış ve savaşla ilgili görüş bildiren kişi devlete yarar sağlamaz. Ama gençliği teşvik eden iyi öğretmenlerden bu derece yoksun olunduğu bir sırada, ruhlara erdemi damla damla akıtan, paraya ve lüks düşkünlüğe koşanları yollarından alıkoyan ve geri çeken, başka bir şey yapamasa da en azından engel olan kişi resmi görevini özel yaşamında yerine getirerek de devlete yarar sağlar. Yabancıların ve vatandaşların arasındaki işlere bakan ya da başvuruda bulunanlara bir danışmanın sözlerini söylev olarak veren bir kişi olarak Urbanus Praetor'da adaletin ne olduğunu, göreve bağlılığın ne olduğunu, hoşgörülüğün ne olduğunu, cesaretin ne olduğunu, ölüme önem vermenin ne olduğunu, tanrıları anlamanın ne olduğunu, iyilik duygusunun ne kadar güvenilir ve kendiliğinden bir iyilik olduğunu anlatan kişiden acaba daha mı üstündür? O halde resmi görevlerinden çaldığın zamanı, çalışmalarını harcarsan görevinden kaçmış olmazsın, ne de hizmetini aksatmış olursun. Çünkü sadece cephede duran ve ordunun sağ ve sol kanatlarını savunan kişi asker olarak hizmet vermez, kapıları koruyan ve sakin bir yerle değil ama daha az tehlikeli bir yerle ilgilenen, nöbet tutan ve silah deposunu koruyan da
askerlik hizmeti veriyordur. Bu hizmetler kan dökülmeyen görevler olsalar bile askerlik hizmetleri sınıfına girerler. Kendini yeniden çalışmalarına vermişsen, yaşamanın her türlü iğrençliklerinden uzaklaşmış olacaksın. Ne gün ışığına karşı duyduğun bezginlik sebebiyle gecenin olmasını arzulayacaksın, ne kendine acı veren birisi olacaksın, ne de başkaları için anlam ifade eden birisi olacaksın. Birçoklarını dostluğa çekeceksin ve en iyi olan herkes senin yanına toplanacak. Çünkü erdem, anlaşılmaz olsa bile asla gizlenmez. Aksine belirtilerini çevreye yayar. Layık olan herkes onu izlerinden anlayacaktır. Çünkü her türlü dostluğu ortadan kaldırırsak ve insan soyundan vazgeçersek ve sadece kendimize dönük yaşarsak, her türlü çabadan yoksun olan bu mahrumiyeti, işleri gerçekleştirmedeki acizliğimiz izleyecektir. Bazı yapılar kurmaya, bazılarını yerle bir etmeye ve denize sürmeye ve bölgenin zorluklarına karşı suları düzenlemeye ve doğanın bizi harcamak için verdiği zamanı kötü bir biçimde tüketmeye başlayacağız. Bazılarımız bunu tutumlu bir biçimde kullanırlar. Bazılarımız tutumsuzca, bazılarımız hesabını verebileceğimiz biçimde harcarız. Bazılarımızsa geriye hiçbir şeyimiz kalmayacak biçimde. Bundan daha utanç verici hiçbir şey yoktur. Çoğu kez yaşlı bir adamın kendisinin uzun süre yaşamış olduğunu ispat edeceği yaşından başka hiçbir delili yoktur. Pek sevgili Serenus, bana öyle geliyor ki Athenodoros kendini zamana çok fazla kaptırmış, çok çabuk geri çekilmiş. Ben er geç çekilmemiz gerektiğini inkar etmemişimdir. Ama sancakları koruyarak, askeri rütbeleri koruyarak adım adım bir geri çekilmeyle anlaşmaya silahlarla gelenler düşmanlarından daha saygıdeğer ve daha güvenlidirler. Erdem'in ve erdem çabasının yapması gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Eğer talih galip gelecek olursa ve eylemde bulunma fırsatını ortadan kaldıracak olursa, talihin iz sürebileceği hiçbir yer sanki yokmuş gibi derhal arkasını dönmeden ve silahsız olarak sığınma yerleri arayarak kaçsın. Ama görevler için daha az acele etsin ve seçim yaparak içinde devleti için yararlı olacağı bir şey bulsun. Asker olmasına izin yok mu? Resmi görevler istesin. Özel bir konumda mı yaşaması gerekiyor? Hatip olsun. Susma cezasına mı çarptırılmıştır? Vatandaşlarına konuşmadan vereceği öğütlerle yardım etsin. Hatta forum bile girmesi tehlikeli olan bir yer midir? Evlerde, gösterilerde, davetlerde iyi bir meslektaş, güvenilir bir dost, ılımlı bir sofra arkadaşı olmaya dikkat etsin. Bir vatandaş olarak görevlerini mi yitiriyor? Bir insan olarak görevlerini yerine getirsin. Bu sebeple biz yüce bir ruhla kendimizi tek bir kentin duvarları içinde hapsetmedik. Ama bütün dünyayla bağlantı içine girdik ve erdemimize daha geniş alan tanınsın diye. Dünyayı kendimiz için vatan ilan ettik. Yargıç koltuğu sana kapalı mıdır? Ve konuşma kürsülerinden ya da toplantı yerlerinden uzak mı tutuluyorsun? Geriye dönüp bak. Arkanda ne genişlikte bölgeler, ne çoklukta halklar olduğuna, daha büyük bir bölgenin bırakılamayacağı kadar geniş bir kısımla sınırlanmazsın asla. Ama bütünüyle senin kusurun olmamasına dikkat et. Bazıları ön safları tutacak olsalar bile, kurayla belirlenen bir görev seni ihtiyatlar sınıfına koymuş olsa bile, oradan sesinle, öğüdünle, örnek davranışınla, ruhunla hizmet ver. Elleri kesilmiş olduğu için yerinde duran ve sesiyle yardım eden bir kişi savaşta bile birçokları için verecek bir şey bulur yine de. Şöyle bir şey yaparsın. Eğer tarih seni devletin en öndeki safından uzaklaştırmışsa, yine de olduğun yerde durasın ve bağırmanla yardım edesin. Ve birisi gırtlağına basmışsa yine de olduğun yerde durasın ve susmakla yardımcı olasın. İyi bir vatandaşın hizmeti asla yararsız değildir. İşitilen ve görülen bir kişi yüz ifadesiyle, başını önüne eğişiyle, susmadaki inatçılığıyla ve yürüyüşüyle yararlı olur. Tat almanın ve dokunmanın dışında kokusuyla yardımcı olan, sağlığa yararlı bazı şeyler vardır. Böylece erdem uzaktan ve gizlice çıkarını da korur. İster sakin sakin yürüsün ve kendi hakkını kullansın, İster ayrılması başkalarına bağlı olsun ve yelkenleri toplamaya zorlansın. İster sakin ve sessiz olsun ve dar bir alanda hapsolmuş olsun, isterse örtüsü açık olsun. Hangi durumda olursa olsun yararı dokunur. Niçin sen iyi bir biçimde dinlenmeye çekilen bir kimse örneğinin çok az yararı olduğunu düşünüyorsun? Böylece etkin yaşam rastlantısal engellerle ya da devletin koşulları sebebiyle engellendikçe, boş zamanı işlerle harmanlamak en iyinin de iyisidir. Onurlu bir eyleme yer verilmedikçe hiçbir şey engellenmiş sayılmaz. Atinalıların kentini 30 tiran mahvettiğine göre onların kentinden daha acınası bir durumda olan başka bir kent bulabilir misin acaba? Her biri çok iyi kişiler olan 1300 vatandaş öldürmüşlerdi. Buna rağmen katliama son vermiyorlardı. Aksine kendi zalimlikleri onları kışkırtıyordu.
Bu kentte yargıçların en sofusu olan Areios Pagos vardı. Bu kentte senatoya benzeyen bir senato ve bir halk meclisi vardı. Aksi celatlar topluluğu her gün toplanıyordu ve mutsuz senato binası tiranlara dar geliyordu. Hizmetkarlar kadar tiranın bulunduğu bu kent huzur bulabilir miydi? Ne zihinler için özgürlüğü geri alma konusunda herhangi bir ümit ileri sürülebiliyordu, ne de kötülerin bu kadar büyük olan gücü karşısında bir çare görünüyordu. Çünkü zavallı kent için bu kadar çok Harmadios neredendi? Ama Sokrates bunların ortasındaydı. Yas tutan ve devlet konusunda kederlenen kent babalarını yüreklendiriyordu. Ve kendi mali kaynaklarından korkan zenginler de tehlikeli olan açgözlülüğe karşı gecikmiş bir pişmanlık duygusu buluyordu. Ve 30 efendinin arasında özgür birisi olarak yürürken öykünmek isteyenler için büyük bir örnek sergiliyordu. Bununla birlikte bu adamı Atinalılar zindanda öldürdüler ve güvenilir tiranların topluluğuna sataştığı için özgürlük onun özgürlüğünü taşıyamadı. Hem parçalanmış bir devlette akıllı bir adamın kendini göstermesine fırsat bulunduğunu, hem de refah içinde ve mutlu bir devlette yüzsüzlüğün, kıskançlığın, başka binlerce atıl kusurun üstün geldiğini bilirsin. Sonuç olarak devlet kendini her ne şekilde adayacaksa, tarih her ne şekilde izin verecekse, kendimizi ya öyle genişleteceğiz ya da öyle daraltacağız ki en azından hareket edebileceğiz ve korkuya kapılıp hareketsiz kalmayacağız. Gerçekten de o, tehlikeler her yönden tehdit ederken, çevresinde silahlar ve zincirler şaklayıp dururken, erdeme zarar vermeyen ve de onu gözden kaybetmeyen bir adam olmuş olacak. Çünkü kendini yok etmek kurtulmak demek değildir. Düşünüyorum da Curius Dentatus, kendisinin yaşamaktansa ölmüş olmayı yeğlediğini söylüyordu. Gerçekten de yaşayanların arasından ölmeden önce ayrılman kötülüklerin en kötüsüdür. Eğer devletin hiç de rahat olmayan bir zamanına rastlamışsan, boş zaman ve edebiyat için daha fazla zaman talebinde bulunman gerekecektir. Tıpkı tehlikeli bir deniz yolculuğunda zaman zaman limana sığınmayı istemen ve işler seni bırakıncaya kadar beklememen ama onlardan kendiliğinden ayrılman gibi. Öncelikle kendimizi incelememiz gerekecek. Sonra üstleneceğimiz görevleri, daha sonra da bu görevleri kendileri sebebiyle ve kendileriyle birlikte üstlendiğimiz kişileri. Her şeyden önce insanın kendisine değer vermesi gerekir. Çünkü genellikle yapabileceğimizden daha fazlasını yapabiliriz gibi gelir bize. Birisi güzel konuşma yeteneğine duyduğu güvenle tökezleyecektir. Bir başkası taşıyabileceğinden daha çoğunu talep etmiştir kendi mirasından. Bir diğeri zayıf bedenini zahmetli bir görevden dolayı yük altına sokmuştur. Bazılarının alçak gönüllülüğü, sağlam bir görünüm isteyen devlet işleri için çok az uygundur. Bazılarının inadı mahkemeye uygun değildir. Bazıları öfkelerine hakim değillerdir. Ve herhangi bir kızgınlık, onların düşüncesizce sözler söylemelerine yol açar. Bazıları nezaketlerini denetlemeyi bilmezler. Ve de tehlikeli kurnazlıklardan uzak durmazlar. Bunların hepsi için huzur görevde daha yararlıdır. Dövüşken ve sabırsız bir yapısı olan kişi zarar getirecek bir özgürlüğün kışkırtmalarından kaçınsın. Daha sonra üstlendiğimiz şeylerin kendisine değer verilmelidir ve gücümüz girişimde bulunmak üzere olduğumuz işlerle karşılaştırılmalıdır. Çünkü işten çok, eylemci de her zaman için daha fazla güç olması gerekir. Taşıyandan daha büyük olan yüklerin baskı yapması kaçınılmazdır. Ayrıca bazı işler verimli oldukları kadar büyük değildir ve zorlukların çoğunu da birlikte getirir. Kendilerinden yeni ve türlü türlü uğraşların doğduğu şeylerden de kaçınman ve bağımsız bir insan olarak geri dönemeyeceğin yere yaklaşmaman gerekir. Ya sonunu getirebileceğin ya da sonunu kesinlikle kestirebildiğin şeylere elini uzatmalısın. Bir hareketinle daha fazla ilerleme kaydeden ve koyduğun yerde durmayan şeyleri bırakman gerekir. Özellikle insan seçimine değer vermek gerekir. Yaşamımızın bir kısmını adadığımız kişiler acaba saygıdeğer kişiler mi? Acaba bu durum zamanımızın onlar için kaybedilmesi şekline mi dönüşür? Çünkü öte yandan bazıları da bize görevlerimizi verirler. Athenodoros, böyle bir şey için kendisine hiçbir teşekkür borcu olmayan kişiye yemeğe bile gitmeyeceğini söyler. Masada yan yana oturacak dostlarını makamlarına göre düzenleyenlere, başkasına ait bir onura cömertlik gösteriyormuşçasına, öğünleri halka yapılan insanlar yerine sayanlara Athenodoros'un hiç gitmeyeceğini anlıyorsundur sanıyorum. Bunlardan tanıkları ve izleyenleri çıkar. Kimsenin bulunmadığı bir lokanta hiç zevk vermeyecektir. Senin karakterin acaba iş yapmaya mı yoksa serbest çalışmaya ve gözlem yapmaya mı daha uygundur diye düşünmek gerekir ve yeteneğinin gücü seni nereye götürürse oraya eğilmen gerekir. İsokrates, Eporos'un tarihsiz kayıtlarını derlemede daha yararlı olduğunu düşünerek duruma el koyup onu forumdan uzaklaştırmıştır. Çünkü doğal yetenek zorlamalarla iyi yanıt veremez. Yaratılış direnç gösterirken çabalamak boşuna olur.
güvenilir ve tatlı bir dostu kadar hiçbir şey insan ruhunu memnun etmemiştir. Her türlü gizliliğin güvenilir bir biçimde emanet edildiği ve sahip olduğu bilgilerden senin sahip olduğun bilgileri oranla daha az korktuğun yüreklerin var olmaları ne kadar iyidir. Bu yüreklerin konuşması huzursuzluğu giderir. Bu yüreklerin bir düşüncesi senin kararını olgunlaştırır. Neşeli halleri hüznü dağıtır. Özellikle görünüşleri hoşa gider. Bunları tabii ki hırslarından olabildiğince kurtulmuş olanları seçeceğiz. Çünkü zaaflar yavaş yavaş yayılır ve sonradan gelenlerin her birinin üzerinden atlayarak geçip dokunma yoluyla zarar verir. Böylece tıpkı vebada olduğu gibi artık harap olmuş ve hastalık sebebiyle yanmakta olan bedenlere yakın oturmamalıyız. Yoksa tehlikelerin ardından gidiyor oluruz ve soluk alıp vermede güçlük çekeriz. Arkadaşları seçmede olabildiğince az kirli olanları kabul edecek şekilde zeki olanlara önem veririz. Sağlıklı olanları hasta olanlarla karıştırmak hastalığın başlangıcıdır. Akıllı olmadıkça hiçbir kimseyi izlemeni veya kendine çekmeni sana salık vermemişimdir. Bu kadar yüzyıldır aradığımız bu kişiyi nerede bulacaksın? En iyi olan yerine en az kötü olan geçsin. Eğer iyi insanları Platon yanlılarıyla Ksenopon yanlıları arasında ve şu Sokratik doğurtmanın ürünleri arasında arıyorsan ya da eğer en büyük suçların faillerinden daha kötü olan ve başka hiçbir zamanda bulunmayan kişileri olduğu gibi Kato'nun yüzyılında doğmuş onurlu birçok kişinin de yaşadığı Kato çağı için sana izin veriliyorsa daha mutlu bir seçme fırsatını zor elde edersin. Kato'nun anlaşılabilmesi için her iki topluluğa da ihtiyacı vardı. Hem kendisini beğendirmesi için iyilerin hem de üzerlerinde gücünü denemesi için kötülerin bulunması gerekmiştir. Şimdi iyilere duyulan bu kadar büyük gereksinme karşısında seçim gerçekten pek de titiz olmayacaktır. Yine de her şeyden önce mutsuzlardan ve her şeye acı acı feryat edenlerden kaçınılsın. Yakınmalarına uygun sebepler bu kişilerin hoşuna gider. Ona güvenin ve dostluk izin verse de yine de tedirgin ve her şeyi ağlayan bir arkadaş dinginliğin düşmanıdır. İnsanların sıkıntılarının en büyük kaynağı olan mirasa geçelim. Çünkü sıkıntı duyduğumuz bütün başka şeyleri, ölümleri, hastalıkları, korkuları, arzuları, acılara ve zahmetlere katlanmayı paramızın bize gösterdiği kötü şeylerle karşılaştırırsan, bu kısım çok daha baskın çıkacaktır. Böylece düşünmen gerekir ki, kaybetmektense sahip olmamak ne kadar da hafif bir kederdir. Ve yoksulluğun, zarara ilişkin ne kadar az şansı varsa, keder ilişkinde o kadar az şansı olduğunu anlayacağız. Çünkü zenginlerin zarar ziyana daha yüreklilikle katlandıklarını sanıyorsan yanılıyorsun. Bir yaranın acısı en büyük ve en küçük bedenler için eşittir. Saçsızlar için saç istenmesinin uzun saçlılar için saç istenmesi kadar usandırıcı olmadığını Bion uygun bir biçimde dile getirmiştir. Yoksullar konusunda da zenginler konusunda da aynı şeyin geçerli olduğunu, onlar için kederin eşit olduğunu bilesin. Çünkü paraları her ikisine de sıkı sıkı yapışmıştır ve onlar hissetmeden sökülüp çıkarılamaz. Kaybetmektense sahip olmamak, söylediğim gibi, daha katlanılabilir bir şeydir ve daha kolaydır. Ve böylece, tarihin yüzüstü bıraktığı kişilerden çok, hiçbir zaman önem vermediği kişilerin daha neşeli olduklarını göreceksin. Yüce ruhlu bir kişi olan Diyojen bunu gördü ve bir şeyin kendisinden koparılıp götürülememesini sağladı. Sen bunu yoksulluk, kıtlık, mahrumiyet olarak adlandır. Güvencede olma duygusuna istediğin utanç verici ismi yükle. Eğer hiç kaybetmeyen başka birisini bana bulacak olursan bu adamın mutlu olduğunu düşünmeyeceğim. Ya ben yanılıyorum ya da açgözlüler, hilekarlar, haydutlar, yağmacılar arasında kendisine zarar verilemeyecek tek kişi olmak üstün bir şeydir. Eğer birisi Diyojen'in mutluluğundan kuşkuya düşüyorsa acaba aynı derecede mutlu bir biçimde yaşıyorlar mı diye aynı kuşkuyu ölümsüz tanrılar söz konusu olduğunda da duyabilir. Çünkü onların mal mülkü, bahçeleri, başka bir köylü için değerli olabilecek başka kırlık alanları ve de forumda büyük çıkarları yoktur. Zenginlere şaşırıp kalan her biriniz utanç duymuyor musunuz? Haydi evrene dönüp bir bak. Her şeyi veren, hiçbir şeyi olmayan tanrıların yoksul olduklarını göreceksin. Rastlantısal olan her şeyden kendini sıyırmış olan bu kişinin sen zengin olduğunu mu yoksa ölümsüz tanrılara mı benzediğini düşünüyorsun? Pompeius'tan daha zengin olmaktan utanç duymamış olan Pompeius'un azatlısı Demetrius'u sen daha mutlu bir adam olarak mı adlandırıyorsun? Kendisi için zenginlik, oldum olası iki köleden ve daha geniş bir ambardan ibaret olan adama sanki bir ordu komutanıymış gibi her gün birçok köle veriliyordu. Diyojen'in yegane kölesi kaçmıştır. Ama kendisine söylendiğinde onu geri getirmeyi çok fazla düşünmemiştir. Ayıptır der. Manes, Diyojen olmadan yaşayabilirken, Diyojen'in Manes olmadan yaşayamaması. Bana öyle geliyor ki şöyle demiştir.
Ey Talih, kendi işini yap. Diyojen'in yanında artık senin işin yoktur. Kölen benden kaçmıştır. Aslında kaçıp kurtulan benim. Bir ev kölesi terziye ve beslenmeye gereksinim duyar. En aç gözlü hayvanların midelerini fazlasıyla göz ardı etmemek gerekir. Elbise satın almak gerekir ve çok aç gözlü olan ellerinde bekçilik etmek gerekir. Ve sızlanıp kötü sözler söyleyen insanların hizmetinden yararlanmak gerekir. Çok kolay bir biçimde hayır diyeceği kişi olarak kendisinden başka bir kimseye hiçbir borcu olmayan kişi ne kadar daha mutludur. Ama tarihin haksızlıklarına daha az göğüs germemiz için kuşkusuz miras azaltılmalıdır. Savaşta kendi silahlarına hedef olabilen bedenler, sapır sapır dökülen bedenlerden ve büyüklüğü her yönden aldığı yaralarla ortaya çıkan bedenlerden daha yeteneklidirler. Paranın en iyi durumu, yoksulluğa düşmeyen ve yoksulluktan uzaklaşmamış olan durumudur. Eğer önceden tutumluluk hoşumuza gitmişse, bu ölçüde hoşumuza gidecektir. Tutumluluk olmadan hiçbir servet yeterli olmaz, ne de yeterince artar. Ayrıca çaresi kendine çok yakın olduğundan, yoksulluğun kendisi, tutumluluğu davet ederek kendini zenginliğe dönüştürebilir. Tantanayı kendimizden uzaklaştırmaya ve eşyaların süslü oluşlarına değil, gerekliliğini değerlendirmeye alışalım. Yiyecek açlığı bastırmalı, içecek susuzluğu, şehvet gerekli olduğu yerde akmalı. Uzuvlarımıza bağlı olmayı öğrenelim. Giyinme biçimimizi ve yaşam biçimimizi yeni örneklere göre düzenlemeyi değil, ama atalarımızın geleneklerinin öğütlediği gibi düzenlemeyi öğrenelim. Nefsine hakimiyeti arttırmayı, lüks düşkünlüğünü baskı altında tutmayı, hırsı yumuşatmayı, kızgınlığı yatıştırmayı, yoksulluğu aynı gözle bakmayı, tutumluluğu gerçekleştirmeyi öğrenelim. Birçokları utanç duyacak olsalar bile, doğal arzular fazlalaştıkça bunlara hazır çareleri daha az uygulamayı, frenlenmiş ümitlere sahip olmayı ve sanki zincirler altındaymış gibi geleceğe erişmeye çabalayan ruha sahip olmayı, yani tarihten gelenden çok bizden gelen zenginlikleri istemeyi öğrenelim. Pek çok fırtınanın denize yelken açmakta olanlara saldırmayacağı gibi, bu kadar çeşitli ve haksız kazada asla ortadan kaldırılamaz. Kısa mızrakların boşluğa düşmeleri için sorunlar dar bir alana toplanmalıdır. Böylece sürgünler, bazen de felaketler çareye boyun eğmişlerdir. Daha az zararla, daha ağır olanları iyileştirmişlerdir. Ruh emirleri güçlükle duyduğu zaman ve sakince iyileştirilemediği zaman onu yoksulluk, şerefsizlik ve mal mülkün tahribatı engelliyorsa, kötülük kötülükle karşılanıyorsa, niçin ona karşı önlem alınıyor olmasın? Öyleyse kalabalık olmadan yemek yiyebilmeye ve birkaç köleye hizmet etmeye ve buna uygun olan giysileri hazırlamaya ve daha sınırlı bir yerde yaşamaya alışalım. Sadece sirkustaki yarış ve müsabakalarda değil, ama bu yaşam kulvarlarında da en içtekine kıvrılmak gerekir. Çalışmalarla ilgili en cömert harcamalar bir sınıra sahip oldukları sürece bir yönteme de sahip olurlar. Sahibinin başlıklarını bütün yaşamı boyunca güçlükle okuduğu sayısız kitaplar ve kitaplıklar niçindir? Kalabalık, öğrenmekte olan kişiyi yük altına sokar, öğretmez ve birçok yazar arasında dolaşmaktansa birkaç yazara kendini vermek çok daha doyurucu olur. İskenderiye'de 40 bin kitap yanmıştır. Bu kitaplığın kralların inceliğinin ve gösterdikleri özenin önemli bir yapıtı olduğunu söyleyen Livius gibi bir başkası da onu saray zenginliğinin en güzel anıtı olarak övmüştür. Bu bir çeşni ya da merak değildi, ama meraklı bir müsriflikti. Hayır, meraklı bile değil, ama gösteri için bir araya getirmişlerdi. Tıpkı çocuklara özgü edebiyat bilgisinden bile yoksun olan birçokları için kitapların araştırma araçları değildi, yemek odalarının süsleri olması gibi. Böylece kitapların ne kadarı yeterliyse o kadarına sahip olunsun, depolanmasın. Korintos alaşımlarından ve renkli tablolardan çok bunu harcama yapmış olmak daha şereflidir diyorsun. Gereğinden fazla olan şey nerede olursa olsun yanlıştır. Kitap ciltlerinin en çok görünüşleri ve başlıkları hoşuna giden, turunçgil ağacından ya da fil dişinden yapılmış dolaplar temin etmeye çalışan, ya bilinmeyen ya da onaylanmamış yazarların yapıtlarını arayan ve bu kadar binlerce kitabın arasında şaşkınlıktan ağzı açık kalan bir insanı niçin mazur gösterdiğine ilişkin ne sebep ortaya koyuyorsun? Sonuç olarak tembel olanların evlerinde bütün nutuk ve tarih kitaplarını, tavandan yere kadar kurulmuş kitap raflarını göreceksin. Çünkü artık soğuk su hamamları ile sıcak su hamamları arasında bulunan bir kitaplık evin zorunlu bir donanımı olarak düzenlenmektedir. Eğer çalışmalara karşı duyulan aşırı hırs sebebiyle hata yapılıyorsa elbette bağışlarım. Gizli yeteneklerden dikkatle seçilmiş ve yazarların portrelerine göre sınıflandırılmış yapıtlar artık duvarların görüntüsü ve zarifliği için bir araya getirilmektedirler. Ama zor bir yaşam türünün içine düşmüşsündür ve senin haberin olmadan genel ya da özel talih ilmeğini sana atmıştır.
bu ilmeği ne çözebilirsin ne de parçalayabilirsin. Ayaklarına zincir vurulmuş olanların yüklere ve bacaklarının ağırlığına ilkin güç bela katlandıklarını düşün. Daha sonra bunlardan nefret etmemeye ama katlanmaya karar verdikleri zaman zorunluluk onlara cesurca katlanmayı, alışkanlık kolayca katlanmayı öğretir. Eğer kötülükleri nefret edilen şeyler olarak yapmaktan çok önemsiz şeyler olarak düşünmeyi istemişsen, hangi tür yaşamda olursa olsun eğlenceler, gevşemeler ve zevkler bulacaksın. Hangi sıkıntılarla doğduğumuzu bildiği için çarçabuk en ağırlarına alışmaya bizi götürürken, felaketlere ve zorluklara alışkanlığı bulmuş olan doğa, başka hiçbir şeyde bize daha çok yardımcı olmamıştır. Eğer talihsizliklerin sık sık yinelenmesi ilk darbedekiyle aynı güce sahip olursa, bunlara hiç kimse dayanamaz. Hepimiz talihe bağlanmışız. Bazılarının zinciri altındandır ve gevşektir. Bazılarının zinciri sıkı ve bayağıdır. Ama ne fark eder? Tümünün çevresini aynı bekçiler sarmıştır. Ve sen belki de sol elinde daha hafif bir zincir olduğunu düşünmezsen, bağlamış olanlar da bağlanmış olurlar. Birinin çevresini şeref payeleri, bir başkasının çevresini mal mülk kuşatır. Bazılarını soyluluk, bazılarını aşağı bir soydan olmak yük altına sokar. Bazılarının başları, başkalarının emirleri altındadır. Bazılarınınki ise kendi emirleri altında. Bazılarını sürgün tek bir yerde tutar. Bazılarını din adamlığı görevi. Bütün yaşam bir köleliktir. Böylece kişinin kendi durumuna alışması gerekir ve bu durumdan olabildiğince çok az yakınması gerekir. Ve çevresinde uygun bir şey olduğunda da ele geçirmesi gerekir. İçinde sakin bir ruhun huzur bulmadığı hiçbir şey bu kadar acı değildir. Çoğu kez çok küçük alanlar, sınıflandırmadaki ustalık sebebiyle birçok kullanımlara açık olmuşlardır. Ve dar ölçülerde olsa bile bir düzenleme orayı yaşanabilir kılmıştır. Aklını zorluklar için kullan. Sert olan şeyler yumuşatılabilir. Dar olanlar genişletilebilir. Ve ağır olan şeyler akıllıca katlanana daha az baskı yapar. Ayrıca arzular uzağa gönderilmemelidir. Ama onların yakındaki yerler için dışarı çıkmalarına izin vermeliyiz. Çünkü bütünüyle kapalı tutulmaya katlanamazlar. Gerçekleşemeyecek olan şeyleri ya da güçlükle gerçekleşebilecek olan şeyleri bir kenara bırakıp yakınımıza konulmuş ve ümidimize yakın olan şeylerin peşinden gidelim. Ama bilelim ki dışarıdan farklı görünümlere sahip olan, içte ise bir o kadar yararsız olan her şey aynı derecede önemsizdir. Daha yüksekte duranları kıskanmayalım. Yüksek görülen yerler engebelidirler. Adaletsiz kaderin tehlikeli bir duruma soktuğu kişiler, kendiliğinden övüngen olan şeylerden gururlarını geri çekerek ve kendi tarihlerini yapabildikleri kadarıyla düzlüğe çıkararak yeniden daha güvencede olacaklardır. Birçokları da vardır ki bunların düşmeden inemeyecekleri doruklarda zorunlu olarak durmaları gerekir. Ama başkaları için yük olmaya zorlanmanın kendilerine en büyük yük olduğunu, yükseltilmemiş ama çivilerle mıhlanmış olduklarını kanıtlasınlar. Adaletle, nezaketle, insancılıkla, cömert ve lütufkar bir elle sonraki düşüşlere yönelik olarak birçok yardım sağlarlar. Bu yardımların ümidiyle daha emin bir biçimde asılı kalırlar. Yine de hiçbir şey bizi ruhun bu dalgalanmalarından büyümenin sınırını, hep birisinin biçimlendirmesinden vazgeçme kararını talihe bırakmasından, örneklerin haddini bilmeyi teşvik etmesinden öte kendiliğinden durması kadar korumamıştır. Böylece bazı arzular zihni uyaracaktır ve sona erdikleri için de onu bitimsiz olana ve belirsiz olana doğru götürmeyeceklerdir. Benim bu konuşmam olgun olmayanlar, sıradan olanlar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar içindir. Akıllı adam için değil. Akıllı adamın korkakça ve de adım adım yürümemesi gerekir. Çünkü özgüveni o kadar büyüktür ki kaderine karşı yürümekten kuşku duymamaktadır. Ve onun için konumundan asla vazgeçmeyecektir. Kaderden korkacak yeri yoktur. Çünkü sadece kölelerini, mal ve mülkünü ve onurunu değil, bedenini, gözlerini, ellerini ve yaşam insan için daha değerli kılan her şeyi ve hatta kendisine de güvenilir olmayan şeyler arasında sayar. Kendisine borç olarak verilmişti. İstendiğinde somurtmadan geri verecekmiş gibi yaşar. Böylece kendisi için değersiz olmaz. Çünkü kendine ait olmadığını bilir. En azından her şeyi, nasıl ki dindar ve mübarek bir insan güven sağlamak için her girişimi hep savunur, aynı şekilde gayretle, dikkatle yapacaktır. Girişimlerinden vazgeçmesi emredilecek olduğundaysa kaderden yakınmayacaktır ama şöyle diyecektir. Ele geçirdiğim ve elimde tuttuğum şey için teşekkür ederim. Büyük bir kazanç karşılığı senin işlerini izledim. Ama böyle emrettiğin için böyle yapıyorum. Minnettar ve hoşnutluk içinde geri vermeyi kabul ediyorum. Eğer senin bir şeye sahip olmamı hala istiyorsan hizmet ederim. Eğer başka bir şey hoşuna giderse ben işimi, gümüş paramı ve gümüş eşyalarımı
evimi ve ailemi gerçekten bırakırım, geri veririm. Doğa önceden bize emanet ettiklerini hatırlamış olacak ve kendisine diyeceğiz ki verdiğin zamankinden şimdi daha iyi olan ruhu geri al. Zorluk çıkarmıyorum ve de geri çekilmiyorum. Kişiye bilincinde değilken verdiğin şeyi o kişi tarafından istekle donatılmış olarak sahip oluyorsun. Al götür. Geldiğin yere geri dönmek ne ağır bir şeydir. İyi bir biçimde ölmeyi bilmeyen her bir kişi kötü bir biçimde yaşayacaktır. Böylece ilkin bu şey için belirlenen değer düşürülmelidir. Ve yaşam soluğu değersiz şeyler arasında sayılmalıdır. Cicero'nun dediği gibi, gladyatörleri düşmanımız sayarız. Ne şekilde olursa olsun yaşamı elde etmeyi arzu ediyorlarsa, dostça davranırız. Eğer yaşama karşı küçümseme gösteriyorlarsa, aynı şeyin bizim de başımızda olduğunu bilesin. Çünkü çoğu kez ölmenin sebebi korkudan ölmektir. Kendi kendine şakalaşan şu talih der ki, kötü ve tehlikeli hayvan, niçin seni koruyayım? Boynunu uzatmayı bilmediğin için daha çok yaralanacaksın ve öldürüleceksin. Ama boynunu çekmeyip kılıcı elinle karşı koymadan cesaretle kabul edersen hem daha uzun süre yaşayacaksın hem de sıkıntıya düşmeden öleceksin. Ölümden korkan kişi yaşayan insan için asla bir şey yapmaz. Kendisine gebe kalındığında kendisi için hemen bunun uygun görüldüğünü bilecek olan kişi kurala göre yaşayacaktır. Ve aynı zamanda gerçekleşecek olan şeylerden herhangi birinin birdenbire olmamasını aynı ruh gücüyle gerçekleştirecektir. Çünkü herhangi bir şey olabilir diye sanki olacakmış gibi gözetleyerek bütün kötülüklerin önceden hazırlıklı olanlara ve bunları bekleyenlere yeni bir şey getirmeyecek olan saldırılarını hafifletecektir. Bunlar kaygı duymayan, sadece mutluluğu bekleyenler için ağır gelir. Tutsaklık, felaket ve yangın, hastalıktır. Bunlardan hiçbiri beklenmeyen bir şey değildir. Doğanın beni ne kadar çalkantılı bir dostluğa hapsetmiş olduğunu biliyordum. Benim çevremde sık sık ölen kişi için acı feryatlar atılmıştır. Kapı eşiğimin ötesinde zamansız cenaze töreni alayına yol gösteren hep bir meşale ve mum olmuştur. Çoğu kez yıkılmaya yüz tutmuş bir yapının tuğlalarından bir gürültü çıkmıştır. Forumun, senato binasının, benimle görüşme yapmak istediğinin bir araya getirdiği kişilerden birçoğunu gece alıp götürmüştür ve bir tabut dostların birbirine bağlanmış ellerini ayırmıştır. Her zaman çevremde dolaşan tehlikelerin günün birinde bana yaklaşmış olmasından şaşkınlık mı duyayım? Deniz yolculuğuna çıkmak üzereyken oturup fırtına üstüne düşünmeyen insanların sayısı çok fazladır. Kötü bir yazarın sözlerindeki iyi şeylerden asla utanç duymayacağım. Bir kimsenin başına gelebilen şey herkesin başına gelebilir. Eğer birisi bunu özümsemişse ve başkalarıyla ilgili bütün kötülüklere bunlardan her gün bol bol bulunmaktadır, sanki onlardan kendisine gelen serbest bir yol varmış gibi bakmışsa, kendisine saldırılmadan çok daha önce silahlanacaktır. Tehlikelere dayanması için ruh, tehlikelerden sonra gecikmeli olarak donatılır. Bunun olacağını düşünmedim ve sen bunun olacağına hiç inanır mıydın diyorsun. Neden olmasın? Arkasından yoksulluğun ve açlığın ve de dilenciliğin gelmediği zenginlik hangisidir? Binlerce kusurun ve aşırı hor görmenin eşlik etmediği hangi makam vardır? Felaketi, eziciliği, hükümdarı ve cellatı hazırlanmamış hangi krallık vardır? Bunlar uzun zaman aralıklarıyla ayrılmış şeyler değillerdir. Ama tahtla başkalarının dizleri arasında anlık süreler vardır. Öyleyse her koşulun değişebilir olduğunu ve bir kimsenin başına her ne gelebilirse senin de başına gelebileceğini bil. Zenginsin. Pompeius'tan daha zengin olabilir misin? Eski araba, yeni misafir Gaius, kendi evini kapatması için imparatorluk sarayını ona açtığı zaman Pompeius'un ekmeği suyu yoktu. Kendi arazisinde doğan ve dökülen bu kadar çok ırmağı bulunduğu halde yağmur dilenmiştir. Açlık çeken Pompeius mirasçısı resmi bir cenaze töreni hazırlarken akrabasının sarayında açlıktan ve susuzluktan ölmüştür. Çok yüksek resmi görevlerle uğraşmışsın. Seyunaunus'un uğraştığı kadar büyük. Beklenmedik ya da genel resmi görevlerle uğraşabilir misin? Senato'nun onu alıp götürdüğü gün halk onu parçalara ayırmıştır. Ona verilebilenlerin her biri tanrılar ve insanlar bir araya getirmişlerdi. O adamdan geriye celadın çekip çıkaracağı hiçbir şey kalmamıştır. İnişli çıkışlı olayların bu kadar büyük değişkenliği içinde gelecek için yapılacak bir şeyin yoksa önceden deneyimli kimselerin dindirmiş olduğu felaketler için kendine güç verirsin. Bunlardan sonuncusu şu olacaktır. Ya anlamsız şeyler içinde ya da anlamsız bir şeylerden ötürü zahmet çekmeyelim. Yani ya erişemeyeceğimiz şeyler için uğraşmayalım ya da ulaştığımızda arzularımızın değersizliğini ancak birçok utanç verici şeyden sonra anlamayalım. Bu demektir ki ya yararsız bir zahmet sonuçsuz olmasın ya da çabayı hak etmeyen bir sonuç olmasın. Çünkü eğer başarılı olunmazsa ya da başarılı olunup utanç verirse bunlardan sonra üzüntü tümüyle kendiliğinden gelir.
Evlerin etrafında, tiyatrolarda ve forumda dolaşan insanların büyük çoğunluğunda var olan türden bir kararsızlığı azaltmak gerekir. Sürekli bir şey yapan insanlar gibi görünerek kendilerini başkalarının işlerine verirler. Eğer bunlardan birine evden çıkarken şöyle sormuşsan, "Nereye, ne düşünüyorsun?" sana şöyle cevap verecektir. "Gerçekten bilmiyorum ama birilerini göreceğim, bir şey yapacağım." Plansız bir biçimde iş arayarak amaçsız dolaşırlar. Belirlemiş oldukları işleri yapmazlar ama onlara doğru koşmuşlardır. Bir ağacın en tepesine ve oradan da en aşağısına yararsız bir biçimde hareket eden, ağaçların arasından sürünerek sokulan karıncaların sahip olduğu türden bir koşuşturma. Onlar için düşüncesiz ve boşuna bir koşuşturmadır. Birçokları bu karıncalara benzer bir yaşam sürerler. Bunların tembelliğini birisi hiç de haksız olmayarak tez canlı tembellik olarak adlandırabilir. Bazıları sanki bir yangına koşuyorlarmış gibi koştukları için onlara acırsın. Karşılaştıklarında sürekli çarparlar ve kendilerini başkalarına aceleyle sokarlar. Yine de karşılık olarak selam vermeyecek birini selamlamak üzere ya da tanımadıkları bir insanın cenaze törenine eşlik etmek üzere ya da sık sık mahkemeye başvuranın duruşmasına ya da sık sık evlenen bir kadının nişanlanmasına koştuklarından ve tahterevanın peşinden gidip bazı yerlerde de onu taşıdıklarından kendilerini ve başkalarını aceleye sokarlar. Sonra gereksiz bir yorgunlukla geri döndüklerinde niçin dışarı çıktıklarını, nerede bulunduklarını, kendilerinin de bilmediğine ertesi gün o aynı izler arasında dolaşmak üzere yemin ederler. Böylece bütün çabamız bir yere toplansın, bir yere yönelsin. Çalışkanlık huzursuz insanları harekete geçirmez. Ama işlerin yanlış tasarımı budalaları harekete geçirir. Çünkü onlar bile bir ümit olmadan harekete geçmezler. Onları bir işin görünüşü cezbeder. Hasta bir zihnin görünüşün değersizliğini ortaya çıkarmaz. Aynı şekilde karışıklığı artırmak için ortaya çıkan insanlardan her birini yararsız ve önemsiz sebepler kentin içinden geçirerek çevrede dolaştırır. Uğraşacağı hiçbir şey olmayanı da günün ağarması dışarı çıkarır ve birçok kişinin kapı eşikleriyle boş yere çarpışıp onların çığırtkanlıklarını sırayla selamlar. Birçokları tarafından kapının dışında bırakılınca bütün hepsinin içinden hiçbirinin evde bulunmamasının kendisinin evde bulunmasından daha zor olduğuna karar verir. Bu kötü şeyden şu iğrenç zaaf türemektedir. Gizlice kulak kabartma ve kamuya açık ya da gizli meselelerle ilgili soruşturma ve güvenilir bir biçimde anlatılmayan ve de güvenilir bir biçimde işitilmeyen birçok olayla ilgili bilgi. Bunu amaç edinmiş olan Demokritos'un şöyle başlamış olduğunu düşünüyorum. Sessizce yaşamayı isteyecek olan kişi ne özel olarak ne de resmi olarak birçok şeyi bir arada yapmasın. Tabii ki gereksiz şeyleri ima ederek, çünkü eğer gerekliyseler hem özel hem de resmi olarak yapılmalıdır. Gerçekten de ağırbaşlı bir görev bizi çağırmadığında eylemler durdurulmalıdır. Çünkü nadiren girişimde bulunmak, öte yandan hep talih üzerine düşünmek ve karşındakine güven konusunda kendi kendine hiç söz vermemek en güvenilir şeyler olduğuna göre çok iş yapan kişi çoğu kez talihin kendisi üzerinde yetkisinin olmasına sebep olur. Eğer bir şey olmazsa deniz yolculuğuna çıkacağım ve eğer bir şey karşı çıkmayacak olursa praetor olurum. Ve eğer araya bir şey girmezse ticari işim bana kazanç sağlayacak. Demek ki akıllı insanın başına beklentisi dışında hiçbir şey gelmez. Bunu insanın başına gelen kazalardan ayrı tutmuyoruz ama zaaflarından ayrı tutuyoruz. Onun başına istediği her şey gelmez ama tasarladığı her şey gelir. Özellikle de tasarladığı şeylere bir şeyin karşı koyabileceğini düşünmüştür. Yüzüstü bırakılmış bir arzunun verdiği acıysa ruha da hafiflemiş olarak ulaşmalıdır. Tabii ki ona başarı sözü vermemişsen. Kararlaştırılmış işlere kendimize çok fazla vermeyelim ve bizi rastlantının ittiği şeylere geçmeyelim. Ve amacın veya konunun değişmesinden çok korkmayalım diye kendimizi de uysallaştırmamız gerekir. Huzur için çok zararlı bir zaaf olan tutarsızlığın bizi çekip almaması koşuluyla. Çünkü hem huzursuz ve zavallı bir kararlılığa ihtiyaç vardır. Bunun zararına talih daima bir şeyleri zorla ele geçirir. Hem de hiçbir yerde kendini bir sınır içinde tutmayan tutarsızlık çok daha ağır olsa gerek. Dinginlik için her ikisi de tehlikelidir. Hem hiçbir şeyi değiştirememek hem de hiçbir şeye katlanamamak. En azından ruhun yabancı olan her şeyden kendini alıkoyması gerekiyor. Kendine güvensin, kendi kendine sevinsin, kendininkilere saygı göstersin, yabancılara ait şeylerden olabildiğince uzak dursun. Ve kendini kendine adasın. Zararları duyumsamasın, talihsizlikleri bile iyilikle yorumlasın. Deniz kazası kendisine bildirildiğinde bizim Zenon bütün mallarının batmış olduğunu duyunca der ki, "Kader bana yüküm daha hafif olarak bilgece konuşmamı emrediyor." Tiran, filozof Teredos'u ölümle ve hatta cenaze töreninin yapılmamasıyla tehdit ediyordu. Kendi kendinin hoşuna niçin gidersin diye düşünürsün. Kanımın bir damlası bile senin hakimiyetindedir der.
Çünkü münasebetsiz adam, toprağın altında mı yoksa üstünde mi çürüdüğümün beni ilgilendirdiğini sanıyorsan bu cenaze töreniyle ilgilidir. Her şeyden önce kendisine karşı duyulan beğeniye, bizim yüzyılımızda doğmuş olmasının bile engel olamadığı büyük bir adam olan Carnus Julius Gaius'la uzun süre çekişmiştir. Ayrılırken ona ünlü Polaris, budalaca bir ümitle kendine hemen iltifat etmeyesin, götürülmeni emrettim dedikten sonra "Ey pek muhterem Princeps, teşekkür ederim" diye cevap verir. Ne demek istediğinden kuşkum var çünkü aklıma birçok şey geliyor. Kışkırtıcı olmak ve içinde ölümün bir lütuf olduğu zalimliğinin ne kadar büyük olduğunu göstermek mi istemiştir? Yoksa her günkü deliliyle ona kusur mu bulmuştur? Çünkü ona hem çocukları öldürülmüş olanlar hem de malları gasp edilmiş olanlar teşekkür ediyorlardı. Yoksa sanki özgürlükmüş gibi isteyerek mi kabul etti? Hangisi olursa olsun yüce bir ruhla yanıt verir. Birisi şöyle diyecektir. Bundan sonra Gaius onun yaşamasını emredebilirdi. Carnus'un bundan korkusu yoktu. Bütün buyruklarında Gaius'un sözünde duran birisi olduğu bilinen bir şeydi. Onun hiçbir kaygı duymadan infaza kadar 10 günlük bir ara istemiş olduğuna inanıyor musun? Bu adamın bunları söylemiş olması, yapmış olması ve böyle dingin kalması olacak şey değil. Centuria komutanı ölüme gidenlerin sürüsünü çekiştirirken onun da çağrılmasını emrettiğinde dama oynuyordu. Çağrılınca taşları saydı ve oyun arkadaşına şöyle dedi. Bak ben öldükten sonra yalan yere senin kazanmış olduğunu söylemeyesin. Sonra Centurio'yu başıyla onaylarken benim bir taşla önde gittiğime tanıklık edeceksin der. O tahtada sen Carnus'un oyun mu oynamış olduğunu sanıyorsun. Vakit geçirmiştir. Arkadaşları böyle bir adamı kaybedecekleri için üzgündüler. Niçin üzgünsünüz der. Acaba ruhlar ölümsüz müdür diye soruyorsunuz. Ben pek yakında öğreneceğim. Gerçekliği kendi sonunda aramaktan ve kendi ölümünü bir araştırma konusu yapmaktan vazgeçmemiştir. Ona kendi bilgesi eşlik ediyordu ve Tanrımız Sezar'a her gün kutsal töreninin yapıldığı toprak yığını artık uzak değildi. O, şimdi ne düşünüyorsun Carnus der. Ya da nasıl bir zihne sahipsin? Bu çok hızlı değişim içinde acaba ruh kendisinin dışarı çıkmakta olduğunu duyumsayacak mıdır? Diye gözlemlemeye karar verdim der Carnus. Ve bir şey keşfederse arkadaşlarını ziyaret edeceğine ve ruhların durumunun ne olduğunu bildireceğine söz vermiştir. İşte fırtınanın ortasındaki dinginlik. İşte ebediyete layık zihin. Kendi kaderini gerçeğin kanıtlanmasına çağıran, o en son adımda dururken bile dışarı çıkan ruhu soruşturan ve sadece ölüme kadar değil ama ölümün kendisinden de bir şey öğrenen zihin. Hiç kimse daha uzun süre bilgece düşünmemiştir. Yüce bir insan birdenbire terk edilmeyecektir ve kendisinden sevgiyle konuşulacaktır. Ey Gaius'un cinayetlerinin en büyük parçası pek ünlü baş, seni bütünüyle belleğe kaydedeceğiz. Ama kişisel hüznünün sebeplerini bir kenara bırakmış olmanın hiçbir yararı yoktur. Çünkü bazen insan soyuna duyulan nefret kişiyi sarar. Ve sadeliğin ne kadar ender olduğunu ve dürüstlüğün ne kadar bilinmez bir şey olduğunu ve yarar olmadıkça güvenilirliğin güç bela var olduğunu düşündüğünde hem böyle başarılı suçlar bütünlüğü ortaya çıkar, hem tutkunun aynı derecede nefret edilen kazançları ve zararları, hem de rezillikle ünlü olacak kadar kendi kendine sınırları içinde tutamayan hırs ortaya çıkar. Ruh karanlığa sürüklenir ve ne ümit beslemesine izin verilen ne de bir ümide sahip olması yararlı olan erdemler altüst olunca sanki karanlıklar ortaya çıkar. Buna öyle ikna olmalıyız ki kalabalığın bütün zaafları bize nefret edilen şeyler olarak değil ama gülünç şeyler olarak görülsünler ve Demokritos'a Herakleitos'tan daha çok öykünelim. Çünkü sonuncusu halkın karşısına kaç kez çıksa ağlardı, diğeri gülerdi. Herakleitos'a yaptığımız her şey zavallılık olarak görünürdü. Demokritos'a saçmalık olarak, öyleyse her şeyi hafifletmek ve ferah bir ruhla bunlara katlanmak gerekir. Yaşama kederlenmek yerine gülmek daha insancıdır. İnsan soyuna onun için yas tutandan daha çok ona gülenin layık olduğunu da ekle. Sonuncusu o iyi ümit için bir pay bırakır. Diğeri ise düzeltebilmekten ümidini kestiği şeyleri aptalca üzülür. Ruhun en ılımlı mizacını etkilediğinde ve bu kadar büyük bir donatımdan büyük hiçbir şeyin, korkunç ve de zavallı hiçbir şeyin çıkmadığını sandığında, gözyaşlarını tutamayandan çok, gülüşünü tutamayan evrensel düşünen kişi daha yüce ruhludur. Kendileri yüzünden neşeli ve hüzünlü olduğumuz şeyleri tek tek herkes kendisi için ortaya koysun. Mio'nun söylediği şeyin doğru olduğunu anlayacaktır. İnsanların bütün işlerinin başlangıçlarına çok benzediğini ve onların yaşamlarının döllenmelerinden daha saygıdeğer ya da daha önemli olmadığını, hiçlikten doğanların hiçliğe düştüklerini söylemiştir. Kahkahalara ve gözyaşlarına kapılmadan toplumsal adetleri ve insansal zaafları uysallıkla kabullenmek daha iyidir. Çünkü başkalarının başına gelen talihsizlikler sebebiyle azap çekmek,
sonsuz bir mutluluktur. Başkalarının başına gelen kötülüklerden keyif almak vahşice bir zevktir. Tıpkı birisi oğlunu öfkelendirdiği için yakınmanın ve surat asmanın yararsız bir insanlık gösterisi olması gibi. Kişinin kendi başına gelen talihsizliklerde de üzüntüye, alışkanlığın isteği kadar değil, doğanın istediği kadar yer verecek şekilde davranması gerekir. Çünkü pek çokları gösteri yapmak için gözyaşı dökerler ve seyirci bulunmadığı sürece kuru gözlere sahip olurlar. Herkesin ağladığı bir sırada ağlamamayı ise ayıp bulurlar. Başkasının düşüncesine bağlı olmak kötülüğü o kadar derine işlemiştir ki, keder çok doğal bir şey olduğu halde iki yüzlülüğe dönüşür. Arkadan doğal olarak hep hüzünlendiren ve hep huzursuzluk veren kısım gelir. İyilerin sonu kötü olduğunda, Sokrates hapiste ölmeye zorlandığında, Rutilus sürgünde yaşamaya, Pompeius ve Cicero kendi kliyenslerine boyunlarını vermeye, erdemlerin canlı örneği olan şu ünlü Cato, kılıcının üzerine atılırken kendisiyle aynı zamanda devletin de başına geleni göstermeye zorlandığında, tarihin borcuna karşılık olarak böyle adaletsiz armağanlar vermesinden ızdırap çekilmesi gerekir. En iyilerin en kötü şeylere maruz kaldıklarını gördüklerinde herkes kendisi için de bir şey mi beklesin? Nedir öyleyse? Bak her biri bunlara nasıl katlanmıştır. Ve eğer cesursalar, onların başına gelenlere yürekten arzula. Eğer kadınımsı bir biçimde ve korkakça ölmüşlerse hiçbir şey son bulmamış demektir. Ya cesaretleri de senin hoşuna gitmeyi hak ederler ya da korkaklıkları yüzünden arzuyla istenmeyi hak etmezler. Eğer en büyük kişiler yiğitçe ölmekle insanları korkak kılıyorlarsa bundan daha utanç verici ne vardır? Kaçı övgülere layıksa övelim ve diyelim ki ne yiğit ne şanslı adam. Bütün kazalardan, kıskançlıklardan ve hastalıktan kaçtın. Hapishaneden çıktın. Tanrılara kötü talihe layık birisi olarak görülmüş değilsin. Ama talihin bundan böyle bir şey yapabileceği bir kişi olmaya layık değilsin. Ama yine de kendilerini geri çekenlere ve ölümün eşiğinde yaşama geri dönüp bakanlara el uzatmaları gerekir. Neşeli olan hiç kimseye, ağlayan hiç kimseye ağlamayacağım. İlki benim gözyaşlarımı kendisi silmiştir. Sonuncusu kendi gözyaşlarıyla başka hiçbir gözyaşına layık olmamasına sebep olmuştur. Ben diri diri yakıldığı için Herkules'e ya da bu kadar çok çiviyle delik deşik edildiği için Regulus'a ya da kendini yaraladığı için Cato'ya mı ağlayayım? Bunların hepsi önemsiz bir zaman harcamasıyla nasıl ölümsüz olunduğunu ve ölerek ölümsüzlüğe nasıl ulaşıldığını keşfettiler. Eğer kendini huzursuz bir biçimde yatıştırıyorsan ve kendini hiç kimseye içtenlikle açmıyorsan bu hiç de sıradan bir huzursuzluk nedeni değildir. Birçoklarının yaşamı bu türdendir. Sahte, gösterişe tantanaya hazır. Çünkü sürekli kendini gözetleme azap çektirir ve alışılandan başka türlü davranırken yakalanmaktan korkar insan. Nasıl görünüyorsak öyle değerlendirildiğimizi sandığımız sürece kaygıdan asla kurtulamayız. Çünkü hem istemedikleri halde insanları açığa vuracak birçok şey gerçekleşir hem kendilerine gösterdikleri bu kadar büyük özen iyi sonuç verse bile sürekli maske altında yaşayanların yaşamı yine de hoş ya da sıkıntısız değildir. Ama alışkanlıklardan hiçbirini gizlemeyen, temiz ve kendiliğinden yalın olan bir içtenlikten ne çok keyif alınır. Bununla birlikte eğer her şey herkes için serbest olursa böyle bir yaşam hor görülme tehlikesi içine düşer. Çünkü yakınlarında bulunan bir şeyi küçük görenler vardır. Ama erdem için gözler önüne serilip de hor görülme tehlikesi yoktur. Ve sürekli iki yüzlülükle azap çekmektense içtenlikten dolayı hor görülmek daha iyidir. Yine de konuyla ilgili ölçüyü verelim. Doğal olarak mı yoksa kayıtsız bir biçimde mi yaşıyorsun çok fark eder. Sık sık da kendi içine çekilmelidir insan. Çünkü birbirine benzemeyenlerin arkadaşlığı, uyumlu bağları kargaşaya sürükler ve yeni zaaflar uyandırır. Ruhta bulunan ve tümüyle iyileştirilemeyen zayıf, her ne varsa bunları kötüleştirir. Bununla birlikte şu iki şeyin birbirlerine harmanlanması ve sırayla yapılması gerekir. Yalnızlık ve kalabalığa katılma. Yalnızlık bizim insanlara karşı özlem duymamıza sebep olur. Kalabalıksa kendimize karşı özlem duymamıza. Ve biri diğeri için çare olur. Yalnızlık kalabalığa karşı duyulan nefrete, kalabalık yalnızlıktan duyulan bıkkınlığa çare olur. Zihinde aynı gerilim içinde sabit tutulmamalıdır. Ama hobilere davet edilmelidir. Sokrates küçük çocuklarla oynamaktan utanç duymuyordu ve Cato komu görevleriyle sıkılan ruhunu şarapla gevşetiyordu. Ve Scipio eğilirken o zafer kazanmış asker bedenini, kadınlara özünü esneklikle hareket edenlerin ötesinde ritme göre hareket ettiriyordu. Şimdilerde yürüyüşte de adet olduğu gibi şehvetli bir biçimde değil, ama o eski insanların oyunlarla festival zamanları arasında erkeğe özgü bir tarzda düşmanları tarafından seyredildikleri halde bir zarar getirmeyecek şekilde dans etmek adetinde oldukları gibi. Ruhlara ferahlık verilmelidir. Dinlendikten sonra daha iyi ve daha gayretli görünürler. Bereketli toprakları zorlamamak gerektiği gibi
Çünkü hiç ara verilmeyen üretim onları çabucak tüketecektir. Sürekli çalışma da zihinlerin gücünü kıracaktır. Biraz gevşeyince ve ferahlayınca güç kazanacaktır. Zihnin sıkıntılarının sürekliliğinden bir donukluk ve zayıflık doğar. Sık sık gerçekleştirilmeleri halinde zihnin bütün yükünü ve gücünü alıp götürecek olan oyun ve şakalardan doğal bir haz alınmadıkça, insanların buna olan arzusu bu kadar büyük olarak kendini göstermeyecektir. Çünkü uyku da zindelik kazanma için gereklidir. Ama bunu günler ve geceler boyu sürdürecek olursan sonu ölüm olacaktır. Bir şeyi gevşetiyor musun? Yoksa çıkarıyor musun? Arada çok fark vardır. Yasa koyucular bayram günlerini insanları şenliğe resmi olarak zorlamak amacıyla düzenlemişlerdir. Sanki çalışmalara zorunlu bir sınırlama koyuyorlarmış gibi. Bazı büyük kişiler de söylediğim gibi belirli günlerde kendilerine aylık tatiller veriyorlardı. Bazıları her bir günü boş zaman ve görevler arasında paylaştırıyordu. 10. saatten sonra kendisini hiçbir işin alıkoymamış olduğu Asinissus Polilio'yu büyük bir hatip olarak hatırlarız. O saatten sonra yeni bir işe başlamamak için mektupları bile okumuyordu. Ama bütün günün yorgunluğunu o 2 saat içinde bir kenara koyuyordu. Bazıları gün ortasında kesmişlerdir işi ve öğleden sonraki saatlere daha hafif işler bırakmışlardır. Atalarımız da 10. saatten sonra senatoda bir faaliyette bulunulmasını yasaklıyorlardı. Asker nöbetleri paylaştırır, keşif gezisinden dönenlerin gecesi işsiz geçer. Zihne hoşgörü gösterilmesi gerekir. Hemen ardından besin ve güç yerine geçecek boş zaman verilmelidir. Açık havayla ve sıkça soluk alıp vermeyle zihin kendini güçlendirsin ve yükselsin diye açık havada yürüyüşler de yapmak gerekir. Zaman zaman yolculuk, yürüyüş ve yer değişikliği, toplumsal ilişkiler ve bol bol içki içme dinçlik sağlayacaktır. Zaman zaman sarhoşluğa kadar gitmek gerekir. Bizi batağa saplayacak kadar değil ama bastıracak kadar. Çünkü o kaygıları başımızdan atar ve en derinden başlayarak ruhu harekete geçirir. Ve bazı hastalıkları olduğu gibi üzüntüye de böylece çare bulur. Liber, dilinin haddini bilmezliği sebebiyle değil ama ruhu kaygılarının kölesi olmaktan kurtardığı için ve onu hem serbest bıraktığı ve zindeleştirdiği hem de her türlü girişime daha cüretkar kıldığı için şarabın bulucusu olarak açıklanmıştır. Ama özgürlüğün olduğu gibi şarabın da ölçülü olması sağlıklıdır. Solon'un ve Arkesilaus'un şaraba düşkün olduklarına inanırlar. Kato sarhoşlukla suçlanmıştır. Ona her kim sataşırsa Kato'yu aşağılık kılmaktan çok suçlamayı itibarlı kılacaktır. Ruh kötü bir alışkanlığa götürmesin diye bunu sık sık yapmamak gerekir. Ama yine de zaman zaman ruhun büyük bir sevincin ve serbestliğin içine çekilmesi gerekir ve kısa bir süre için kasvetli ayıklık bir kenara bırakılmalıdır. Çünkü ister zaman zaman çıldırmak da hoştur diyen Grek şairine inanıyor olalım, ister aklı başında olan şiirin kapısını boş yere çalmış olur diyen Platon'a, isterse deliliği katmadan büyük bir yetenek asla olmamıştır diyen Aristoteles'e inanıyor olalım. Kışkırtılmış bir ruh olmadan diğerlerinin üzerinde yüce bir şey söylemek de mümkün olmaz. Sıradan şeyleri ve gelenekleri küçümsedikten ve kutsal bir esinle daha yücelerek ortaya çıktıktan sonra, kişi sonunda ölümlü ağzıyla daha önemli bir şeyi terennüm etmiştir. Aklı başında olduğu sürece yüce bir şeye ve sarp bir yerde bulunan bir şeye dokunamaz. Alışılmış olandan vazgeçmesi gerekir ve coşması, frenleri sıkı tutması, sürücüsünü acele ettirmesi ve kendiliğinden çıkmaya korktuğu yere kadar tırmanması gerekir. Pek sevgili Serenus, dinginliği koruyabilecek, onarabilecek, gizlice yaklaşmakta olan zaaflara direnecek şeylere sahipsin. Ama yine de şunu bil ki, hata yapan ruhu, güçlü ve sürekli bir kaygı kuşatmadıkça önemsiz şeyleri gözetenler için bunların hiçbirisi yeterince etkili olmaz.